İkinci sorumuzsa 25 Ocak 2011 günü. Bakın bu gezegenimiz Venüs gezegeni. Diğer sorumuzda biz Güneş'i yapmıştık. Hatta diğer sorumuzu da getirelim. Bakın diğer sorumuzda biz Güneş'i ele almıştık. Burada Venüs'ü ele almışız. Farklı şekilde bir soru olacak bizim için. Devam ediyorum. Sekstant yüksekliği 42 derece 10.3 dakikaymış. Burada da aynı arkadaşlar. Çünkü aşağı yukarı aynı işlemleri yapacağız. Onun için bazı noktaları aynı yapalım ki tekrar aynı işlemi yaparaktan zaman kaybı yaşamayalım diye bu şekilde bir yola gittim. Bakın bu aynı. Instrument error'ımız aynı. Index error'ımız aynı. 1.2, 1.2. Sıcaklık, basınç değerlerimiz aynı. Ondan dolayı bakın göz yüksekliğimiz de aynı. 12.4 metreye 12.4 metre. Bundan dolayı sadece Venüs'e özel olan düzeltme ne? Onu yapacağız. Onun için biz düzeltme tablomuzu alıyoruz. Düzeltme tablomuzda bizim bakın bu değerimiz aynıydı. Bunu sabit bıraktım. Hasse değerimiz de aynı çıkacak. O da dursun. Dip düzeltmemiz de aynı çıkacak. Ve dip düzeltmemiz sonucunda haşa değerimiz de aynı çıkacak. Ama esas düzeltme Venüs'e yapılmıyordu. Venüs'e yapılıyordu da esas düzeltmenin tablosu Venüs'te farklıydı. Onun için bu değer değişecek. Bunu silelim. Bakın ne diyor? Ek düzeltme Mars Venüs için. O zaman buraya da bir şey yazacağız. Bunu da silelim. Bunun ikisini dolduracağız. Şöyle biraz daha toplumumuzu yukarıya getirelim. Paralaks düzeltmesi Ay için. Onu yapmayacağız. Ek düzeltme sadece Ay'ın üst kenarı için eksi 30 dakikaymış. Onu da yapmayacağız. Kırılmamız zaten 0'da 2 kaydı. Tekrar tekrar kırılma düzeltmesi yapmaya gerek yok. Haşomuz değişecek. Bunu da silelim. O zaman bizim yapmamız gereken neymiş? Esas düzeltme ve ek düzeltme. Diğer düzeltmeleri diğer soruda yaptığım için buraya yazdım. Onları tekrar yapmayacağım. Almanağım üzerinden ilgili sayfayı tekrar açtım. Benim gezegenim Venüs'tü. Bakın yıldızlar ve gezegenler için yapmam gereken düzeltmeler buradaki tabloda yer alıyor arkadaşlar. Ortadaki tabloyu kullanacağım. Benim gezegenim Venüs'tü. Bakın buradaki Venüs gezegeninden bilgileri gireceğim. Buradaki de Mars'mış, tamam mı? Şu kısmı kullanacağım ben. Ve bu ek düzeltme oluyor bu kısım. Yan tarafsa ana düzeltmem oluyor. Bu düzeltme ile bu düzeltmeyi şimdi yapacağım. Esas düzeltmeyi yapabilmem için bakın haşa değerimi tablo içerisinde girmem gerekiyor. Tabloda bakalım 42 derece 0,6,3 dakikalık bir değermiş haşa değerim. Tabloda bu gayet aşağıda bulunuyor. Tabloyu şöyle aşağı doğru getiriyorum. 42 derece 0,6,3 dakika. 42 42 o zaman yukarısında şurada bir yerde olacak. Bakın ana düzeltmem eksi 1,1 dakika olarak bulundu. O zaman benim esas düzeltmeme eksi 1,1 dakika diye yazarım. Şimdi ek düzeltmeme geçtim. Tekrar tablomu şöyle aşağı doğru getireyim. Bakın ek düzeltmem burada. Ek düzeltmem de neymiş haşa değerim benim? 42,06,3 dakika. O da 41. Bakın dereceleri burada yazmış. Tarihleri de yazmış. O zaman öncelikle benim sorumdan tarihe bakmam lazım. Tarihin neydi? 25 Ocak 2011. Bakıyorum Ocak kısmı buradan başlıyor. O zaman şuradaki verileri kullanarak yapacağım. Bu taraf aşağıdaki kısımsa Şubat'la Aralık ayını vermiş. Şimdi kaç dereceydi bizim haşa değerimiz? 42 derece 0,6,3 dakikaydı. O da şu aralıkta olduğuna göre benim ek düzeltmem 0,1 dakika olarak bulunur. Onu da hemen burada yazıyorum. 0,1 dakika. Şimdi buradaki değerlerin hepsini toplayıp Haşo değerimi bulacağım. Haşo değerim 42 derece 0,5,3 dakika olarak bulundu. Üçüncü sorumuz Ay ile ilgili. 25 Ocak 2011 günü saat 04:00 GMT'de Ay'ın üst kenarından, bakın şurada yazmış, Ay'ın üst kenarından yapılan bir gözlem var. Ölçülen sekstant yüksekliği 22 derece 10.3 dakika olarak bulunmuş. Bakın instrument error'ımız, index error'ımız aynı. Sıcaklık 22 santigrat derece, basınç 1020 milibar ve göz yüksekliğimiz 12.5 metreymiş. Sadece şu kısmımız aynı arkadaşlar. Diğerlerinin hepsi değişmiş. Onun için sadece bu kısmı ben tabloda ekleyeceğim ve ona göre çözeceğim. Şimdi sorumuzun çözümüne başlayalım. Index correction'ımızı sextant yüksekliğine ekleyerek hasseyimizi 22 derece
12,5 dakika olarak bulduk. Şimdi dip düzeltmesine geldik. Dip düzeltmesinde arkadaşlar biz almanağımızın son sayfasında bulunan sayfalardan yararlanarak bizim ayımızın dip düzeltmesini yapacağız. Almanağımızın son sayfasını açtığımız zaman bakın burada bizim ayımızla ilgili bilgiler verilmiş. Şimdi çevren alçalımı dediğimiz kısımdan biz dip düzeltmemizi girerek yapacağız. Tabi bakın burada 0.35 derece demiş. Şuradaki dereceleri görüyorsunuz. Diğer düzeltmemizde, esas düzeltmemizde burayı kullanacağız. Şimdi dip düzeltmemizi kullanıyoruz. 35 dereceden sonrası da yan sayfada yer alıyor. Bakın 35-90 derecede biz esas düzeltme, eğer bu kısımlar arasındaysa bizim haşağı değerimiz, buradan gireceğiz. Ama muhtemelen 35 derecenin altında çıkacağından bu tarafta yapacağız biz işlemlerimizi. Şimdi işlemimize başlayacak olursak dip düzeltmemizi neye göre yapıyorduk? Biz göz yüksekliğimize göre yapıyorduk. Göz yüksekliğimiz bizim hangi cins verilmiş? 12.5 metre, metre cinsinden verilmiş. Bakın burada yazıyor. 12.5 metreyi biz tablomuzda girecek olursak bu düzeltmemizi bulabilmek için, metremiz burada. Buradan devam ediyor. 9.5'e kadar gelmiş bu. O zaman yan tarafa geçtik. 12.5. Bakın tam bu arada. Bakın ne kadar çıktı? -6,2. Şimdi tablomuzda biz dip düzeltmemizin olduğu kısma -6,2 yazarak haşağı değerimizi bulacağız. Haşağı değerimizi 22 derece 06,3 dakika olarak bulduk. Şimdi esas düzeltmemizi nasıl yapıyoruz? Buna geçiyoruz. Şimdi bakın esas düzeltmenin yapıldığı kısım bu. Bizim esas düzeltmemizi haşağı, yani 22 derece 06,3 dakikayla gireceğiz. O 0 derece ile 35 derece arasında olduğu için buradaki tabloyu kullanacağız. Eğer 35 dereceden büyük olsaydı az önce gösterdiğim yan taraftaki tablolardan faydalanacaktık. Şimdi bizim 22 derecemiz hangi aralıkta? Bu aralıkta değil mi? O zaman buradaki sütunu kullanacağız. Zaten sütunda 22 derece buraya tekamül ediyor. 22 derece bakın nereye yakın? 10'a yakın değil mi? O zaman 10'un olduğu kısmı alacağız. 61,7. O zaman biz esas düzeltmeye 61,7 dakika diye buraya işlememiz gerekiyor. Önünde artı var, artı var zaten. Herhangi bir eksi işareti yok. Toplayacağız. Şimdi arkadaşlar biz hangi sütunu bulduk? Bu sütunu. O zaman bu sütunun aşağısına doğru ilerliyoruz. Bakın aşağısına doğru geldik. Bakın burada low var, upper var. Ayın biz hangi kenarından gözlem yapmıştık? Bakın burada işaretledik, üst kenarından. O zaman biz buranın üst olan, yani upper olan kısmını, şu kısmını alacağız. Bakın yan taraftaki veri girişi ne? HP girişi. Biz HP bilgisini nereden alacağız? Almanağın ilgili sayfasından alacağız. 25 Ocak 2011 günündeki sayfayı açıp ayın bilgilerinin olduğu kısma baktığımız zaman HP değerini bulacağız. Şimdi almanak üzerinden bu sayfayı açalım. Şimdi bakın Şubat ayı 25 Ocak tarihini bulacaktık. Evet 13, 14, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25 Ocak'a geldik. Bakın ayın buradaki verilerine şu an ulaştık. 25 Ocak tarihindeki verilerine şu şekilde ulaştık. Bakın burası 25, burası 26, burası 27 idi. Tamam mı? Yanlış yapmayın. Saat burası UT saat, yani GMT saati olarak vermiş. Bizim saatimiz kaçtı? 04.00. GMT saati UT olarak da geçmekte. Şimdi arkadaşlar bakıyoruz. Saat 4. 4'ten ilerliyoruz. HP değerimdeymiş 59,4. O zaman bizim bu taraftaki son sayfamızdaki az önce baktığımız yerde HP değerini 59,4 olarak gireceğiz. Bu kolondaydık. Bu kolondaydık arkadaşlar. 59,4 nerede? Burada. Bununla burayı kesiştirdiğimiz zaman bakın burası 4,7 çıkıyor. O zaman benim buradaki paralaks düzeltmem 4,7'ymiş. Buraya 4,7 yazarım. Benim ek düzeltmem Mars Venüs için, bu zaten ay değil. Ek düzeltme sadece ayın üst kenarı için -30 dakika diyor. Ben ayın hangi kenarı için yapmıştım? Üst kenarı için. O zaman buraya ben ne yaparım? -30 dakika. Bu da 4,7 dakikaydı. Bunu da ekledim. Şimdi kırılma düzeltmesine geçtim. Kırılma düzeltmesinin bilgileri neyse arkadaşlar ilk sayfalarda bulunan
daha önce yapmış olduğumuz soruda kullandığımız tablodan girerek bulacağız. İlk sayfamız buradaydı. Şimdi burada işlemler yapmıştık. Bakın işlemlerim burada kaldı gördüğünüz gibi. Sizler gemideyken bu işlemleri yaptıktan sonra almanakları temiz bırakmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu da dersimizin bir parçası aslında. Önemli bir konu. Siz kesinlikle gemideyken bu çizmiş olduğunuz yerleri siliniz. Silmeden, temizlemeden kitapları bırakmayınız. Şimdi geldik arkadaşlar kırılma düzeltmemize. Şimdi kırılma düzeltmemize girmemiz için bizim sıcaklığımıza ihtiyacımız vardı. Sıcaklığımız neymiş? Bakalım hemen. 22 santigrat dereceymiş. Basıncımız da 1020 milibar. Şimdi buradan sıcaklık ve basınç değerlerini gireceğiz. Bakın 1020 milibar burası. 22 santigrat derece demiş burası. Daha önceden ölçmüştük zaten. J'de çıkmıştı hatırlayın. Yani J bölgesindeymiş burası. Bakın J bölgesinden ilerliyorum. Şuradaki sütuna geçtim. Bakın bu sütunu ileri doğru şöyle alalım. Şimdi bizim tablomuzu alıyoruz tekrar önümüze. Tablomuzda aşağı değerimiz neymiş? 22 derece 06,3 dakikaymış. Şimdi bakın buradan bu yanlarda bulunan derecelerden bu 22 derecenin olduğu tekamül eden yer bakın burası. Şu tam bu aralıkta çıkar. Bu aralığı şöyle geliyoruz J sütununa. Bakın yukarısı da 0,1 aşağısı da 0,1. O zaman bizim burada kırılma düzeltmesinin olduğu kısma işleyeceğimiz değer 0,1 dakikadır. Şimdi arkadaşlar bu bizim tablomuzdaki değerlerin toplama ve çıkarma işlemlerini yaptığımız zaman HO değerimizi bulacağız. HO değerimi 22 derece 42,8 dakika olarak buldum. Arkadaşlar dersimizi burada bitiriyoruz. Aklınıza takılan herhangi bir soru varsa yorumlar kısmına bunu mutlaka ki yazın. Size en kısa zamanda geri dönüş yapmaya çalışıyorum. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalımızdaki yeni videolardan haberdar olmak için hala kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.